Peki, araya girmek zorundayım. Trabzonspor'un antrenmanı başlamış. Hemen kameralarımızı çevirelim. Teşekkürler Ezgi. Ve konuklarınıza yayınlar dileyelim. Trabzonspor şu sıralarda Metal Yılmaz testlerinde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık şekilde yaptığı antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da şu anda tüm futbolcuları orta sahada toplamış durumda ve onlara bir konuşma gerçekleştiriyor. Aslında bu konuşmaları kendisi hafta başında bir basın açıklaması yaptığında özellikle bireysel anlamda da çok fazlasıyla yaptığını dile getirmişti. Lig sonu yaklaşırken artık sadece iki maç, yani bir Türkiye Kupası finali bir de hafta sonu oynayacak olan karşılaşma kalmışken oyuncularda bir motivasyon kaybı yaşanmasını istemiyor Abdullah Hoca. O yüzden bu bireysel anlamdaki konuşmaların biraz daha arttığını söyleyebiliriz bu son dönemde. Trabzonspor'da özellikle sakatların durumu çok merak ediliyordu. Trezeguet ve Nikola Pepe Beşiktaş maçına yetişecek mi, oynayıp oynamayacakları durumu belirsizdi. Ama her iki oyuncunun da sakatlığını atlattığını ve teknik ekibin görev vermesi durumunda forma giyebilecek noktada olduklarını söyleyelim. Birazdan sakatlarla ilgili de daha detaylı bir bilgi verilecektir muhtemelen. Ama teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadro çok radikal bir değişim yapmasını beklemiyoruz. Özellikle son haftalarda ısrarla üzerinde durmaya çalıştığı 11'i yüksek ihtimalle yine sahada göreceğiz. Kalede Uğurcan Çakır'ı bekliyoruz. O da dün dinlendirilmişti ama bugün antrenmanda. Savunmanın sağında Meunier, stoperde Batista Mendy, Dansville ikilisi, sol bekte Eren Elmalı, orta sahada Berat Özdemir, Umut Güneş ikilisini göreceğiz. Sağ kanatta Edin Visca, ofansif orta sahada Enis Bardi, solda biraz belirsizlik var. Trezeguet yeni sakatlıktan çıktı. Onu mu tercih edecek yoksa son haftalarda oynattığı Fontas'la mı devam edecek? Orada bir belirsizlik var. En azından bizler adına. İleride de yine Onaçu'yu göreceğiz. O da takımın en formda isimlerinden bir tanesi ve Beşiktaş maçında da yine takımın en önemli silahlarından birisi olacak. Özellikle bu karşılaşmada Onaçu'ya daha fazla topla buluşturmaya çalışan bir Trabzonspor'u göreceğiz diye düşünüyorum. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın özellikle bu maç öncesi oyunculara yaptığı konuşmalarda lig üçüncülüğünün garantilenmesinin herhangi bir rehavet ortamı oluşturmaması gerektiği ve sezonu kupayla tamamlamanın çok önemli olduğuna vurgu yaptığını belirtelim. Bu Trabzonspor adına hem gelecek sezonun transfer planlamasını hem de sezonun ne zaman açılacağı konusunu da çok belirleyici bir unsur olacak. Çünkü Türkiye Kupası'nı kazanan takım Avrupa'da bir maç daha az oynayacağı için ön eleme anlamında daha geç sezonu açma ihtimali de gündeme gelecek. Bu da tabii ki çok çok önemli. Ayrıca Trabzonspor bugüne kadar 9 kez Türkiye Kupası'nı müzesine getirdi ve bunu 10'a tamamlamak, çift hanelere ulaşmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı açısından ise şu anlamda çok önemli. Bugüne kadar 2 kez Türkiye Kupası'nda finale çıkma başarısını gösterdi Abdullah Hoca Başakşehir döneminde ama ikisinde de finalde kaybetmişti. Kariyerinde şampiyonluk ve iki süper kupa var. Eksik olan tek parça Türkiye Kupası ve onu da burada Trabzonspor'la tamamlamayı oldukça fazla istiyor. Eğer bu kupayı da kazanabilirse Trabzonspor tarihinde tüm kupaları kazanan ikinci bir teknik adam olacak. Daha önce bunu Ahmet Suat Özyazıcı başarmıştı. Rahmetli efsane teknik adamdan sonra bu alanda bunları başaran ikinci isim de olacak. Şu anda özellikle sağ ortasında Abdullah Hoca'nın kulüp doktoruyla da bir süredir görüşme halinde olduğunu görüyoruz. Belki sakatlıktan yeni çıkan isimler Trezeguet, Nikola Pepe'nin son durumlarıyla alakalı da bir fikir alışverişi yapılıyor olabilir. Çünkü özellikle Trezeguet'in bu maça yetişmesi hücum organizasyonlarını nasıl şekilleneceği konusunda da oldukça önemli gibi gözüküyor. Trabzonspor'da bu karşılaşma öncesi adeta nefeslerde tutulmuş durumda. Yönetim kurulu sezon başından itibaren ekstra bir prim uygulamasına gitmiyordu. Ama tabii ki Türkiye Kupası çok daha farklı bir konumda ve bunun kazanılması durumunda kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın özellikle oyunculara bir jest yapması da bekleniyor prim konusunda. Bunu da ifade edelim. Yönetim kurulu ayrıca sezon sona ermeden oyuncuların geçmişe dönük alacaklarının tamamını da kapatıp
yeni sezona en azından mevcut oyunculara borçsuz girme düşüncesinde. Bununla ilgili de planlamalar tamamlanmak üzere. Trabzonspor bu antrenmanın ardından saat 15.30'da Trabzon'dan özel uçakla İstanbul'a hareket edecek ve maç saatine kadar İstanbul'da beklemeye geçecek. Saat 19 civarında da teknik direktör Abdullah Avcı, takım kaptanı Uğurcan Çakır'la birlikte İstanbul'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Trabzonspor cephesinde bu maç öncesi motivasyonun çok yüksek olduğunu söyleyelim Ezgi. Eğer sözünüz yoksa buradan yeniden sözü size stüdyoya bırakabiliriz. Evet, Yunus Emre Sel'e çok teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Trabzonspor'un antrenmanını canlı olarak ekranlarınıza taşıdık. Bu akşam da saat 17 sularında İstanbul'a gelecekler. Akşamda basın toplantıları var zaten, söylemiştik. Şimdi biz değerlendirmelerimize devam edelim. Selahattin Kınalı, iki takımı değerlendirerek yine Beşiktaş'ta kalmıştık. Beşiktaş çarşısında kalmayalım. Çok kalabalık oluyor ya Beşiktaş. Ama bir reklam gibi olmasın da, sabahleyin de Üsküdar'da hani Aykut'u sordular bana, dedim ya Mengen lokantası, eski esnaf lokantaları bunlar. Üsküdar eski İstanbul'un en önemli iki merkezinden biridir. Yani Eminönü ve Üsküdar. Orada o şeyle çok ilişmiştir. Harem'in yakınlığı filan da yani. Harem otogarı şu bu. Bir tane yaşlı amcamız var Beşiktaş çarşıda. İstanbul'un en güzel dönerini yapar muhabbetini yaptık sabah. Fakat Bolulu restoran sahibi, döner ustası çok itiraz etti buna. Sana bunun aksini kanıtlayacağım. Kanıtlayamazsın diyorum. Tarih ediyorum tabii bilerek. Hani. Beşiktaş'taki meşhur dönerciden mi bahsediyorsun? Tabii. Bence de en iyisi odur. Evet. Epeydir gitmedim ama bence de öyle. Hani biz hocam, ATV oradayken çok sık geliyorduk. Hocam gastronomi konusunda ben, uzman. Yani şimdi mütevazı olabilirim. Yani onu söylemiş olayım. Rizeli amcamız da dedemiz de biraz rahatça sağlık dileyelim ona, Karadenizliğimize. Geçmiş olsun. Bu arada son zamanlarda gitmedim ama en son gittiğimde güzeldi. Aynen devam. Param varsa cebinde yani. Kolay oluyor artık. Çünkü fiyatlar uçtu gitti. Beşiktaş'ın ben hocamın aksine, dediğim gibi hocam birazcık da Trabzon'un takım olma olgusunun biraz daha önde olduğunu düşünerek, doğal olarak hocam teknik adam gözüyle bakıyor. Ama Trabzonspor yönetiminin ve Beşiktaş'ın da karşılıklı iyi niyetle maçın İstanbul'da oynanmasını teklif eden Trabzonspor oldu zaten. Ama sonra öğreniyoruz ki Beşiktaş bunu teklif edecekmiş ama mahcup olur muyuz diye etmiyorlarmış yani. Nezaket, ya yapmayalım bunu da. Acaba ne derler filan. Trabzon'dan direkt teklif gelince zaten bir barış havası filan, spora yakışan anlamda bir barış havası oluştu. Sonuçta sahanın içinde barış olmaz, dışında olur yani. Sahada içindeki delikanlılar gerektiği sınırlar içinde, kurallar dairesinde sonuna kadar oynayacaklar, savaşacaklar demek istemiyorum. Bu bir oyun.